adını da yazdım alnıma. Tövbeler olsun tövbeler. Bana varmazsan eğer Allah seni taş eder. Bu beder bu beder düşmanına. Bana varırsan eğer kavmi karar kader. Tacı verir başıma yüz yaşına. Hayrola şişko? Anam niye çağırdın bizi? Ne toplantısı bu? Şuna basan bir bitsin Pepe. Hı. Allah yarattı demeyeceğim. Şundan yumru bir koyacağım tepene. Göreceğim o zaman şişkoya. Tamam. Hemen düşmeyin ya. En birlik olmamız gereken zamanda siz kavga edersiniz. Olmaz ki ama ya. Berat haklı. Şunun için çağırdık sizi. Şimdi bu patron Halil sizi meyhaneden kovdu değil mi arkadaşlar? He doğru. Koydu babamıza tekmeyi. Yallah kapı dışarı kovdu hepimizi. Hepiniz işsiz kaldınız değil mi? Hmm. Doğru, hepimiz işsiz kaldık. Ramazan olduğu için kolay kolay iş de bulamazsınız. Canım, bu şuna lafa bin takla attırıp durma. Jimnastik olimpiyatlarında değiliz. Ne diyeceksin bir çırpıda de kurtul. Biz diyoruz ki bu yaptığı kötülüğü patron Halil'in yanına bırakmayalım. Bırakmayıp da ne yapacağız bebeğim? Halil'le baş edebilir miyiz biz? Edebiliriz tabii Berekşem. Niye demeyelim? Ay maşallah. Dokuz dağın efesi cengaver Muharrem konuştu. Nasıl baş edeceğiz şişkocuğum? Çok merak ediyorum. Kes. Bir dakika. O Ramazan eğlencesi yapıyorsa biz Ramazan eğlencesinin daniskasını yapacağız. Çok iyi fikir abi. Yapalım be. Yapalım. Anam da nerede? Nerede yapalım? Hakikaten nerede yapacağız? Mahallenin eski düğün salonu yok mu? İftardan sonra orada yapacağız eğlenceyi kardeşim. Helal be abi. Oldu mu iş be? Gerçekten anam. Tebrik ederim seni. Gel anından öpeyim seni. Bir ara hatırlat sana söyle madalya takacağım. Tamam pembeciğim. Sultan da Fatoş dans eder. Olur. Ben şarkı söylerim. Acıvat'la Karagöz yaparız. Aşıkla maşuk yaparız. Kes. Anam be bir laf edeyim be. Halenci çıkarız. Ya fasıl da yaparız. Yaparız tabii. Eğlencenin kralını yaparız. O düzenbaza da bir müşteri göndermeyiz. İyi de o bizim düğün salonunda Ramazan eğlencesi yaptığımızı nereden bilecek? Mi yedi bunlar yani? Duyduk, duymadık demeyin. Acı soğan yemeyin. Bu akşam iftardan sonra... Mahallemizin düğün salonunda... Ramazan eğlencesi tertipleyeceğiz. Kumpanya var vatandaş, kumpanya. Cennet Mahallesi kumpanyasından fasıl. Karagözlü hacı var. Aşık ile maşuk. Oktabal. Sihirbaz. Canbaz. Hepsinden az az yetmediyse. Yetmediyse palyaço. Üstüne Melekşe'den kanto. Cennet kumpanyasında. Kumpanya cennet, alay muhabbet. Hepinize der bu davet. Hayda! Selim, Ramazan ayı boyunca bu top sana emanet. Millet iftar olduğunu anlasın diye top atacağım. Hedef ne Muharrem abi? Etemin evine atayım mı topu? Tam başına yakılsın, neye uğradığını şaşırsın. Oğlum saçmalama be. Bunun içine harbi top mermisi koyduğumuzu mu sanırsın? Şimdi bunun içindeki harbi top mermisi değil mi? Selim, biz bunun içine harbi top mermisi koysak sana emanet eder miyiz? Mümkünatı yok. Aferin. Hiç olmazsa kafa bu kadar da basıyor. Bunun içinde ses bombası var. Bak bu fitili görüyor musun? He görüyorum. Heh iyi. Her akşam tam iftar vakti bu fitili ateşleyeceksin tamam mı? Her akşam iftar vakti. Aman gözünün yağı diyeyim Selim. Sakın erken atayım deme mahvoluruz. Mahalleli tefekor bizi vallahi. Yallah. Bu tekerin altını sağlam yaptık. Bu fitil de çapık gibi bir şey ya. Hemen tutuşur mu acaba? Bir deneyelim bakalım. İftara daha 20 dakika var. 20 dakika sonra bunu patlatırsın insanlar da oruçla...
Allah için iyi fitilmiş, hemen alev aldı ya. Ne yaptı be? Bir dakika erkeğe patlattı. Yapma ya. Yerim seni ben Cemil. Hele şu iftar olsun, senin açacağım orucumu. Şimdi Cemil'in ilk Ramazanı bu, öyle mi Kısmet Ana? Ha? Öyledir be oğlum. Bereketli bebektir. Ramazan'la birlikte geldi. Allah ananlı babalı büyüsün. Abi. Top patladı abi. İftarınızı açabilirsiniz. Allah kabul etsin. Hadi Allah kabul etsin. Bismillah. Ay ne yaparsınız siz be? Ay iftara daha 20 dakika var. Ne? 20 dakika mı var? Doğru mu dersin be kızım? Ay yeminle be ana. Ay işte saate bak. Ya Aliş, hani top patlamıştı? Yaktın bizi be. Ya yeminle top patladı abi ya. Dışarı gelen herkes içeri daldı ya. Bak yalan konuşma bari. Yalan konuşma. Top erken patlayacak hali yok ya. Bir dakika ya. Selim patlatacaktı topu. Daha ilk günden erken patlattı değil mi? Ay. Selim ben ne diyeyim sana ya? Boş, boş mu kalacaktı? Gözümde şipşak. Şuraya bak Rıza ya. Dün gece tıklım tıklım dolu olan müessesede bu gece bir kişi bile yok. Kasino sinek avlıyor. Olacak şey mi bu? Müslüman, bir geldi patron. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz. Aman, buyurun efendim, hoş geldiniz. Var. Hoş masamız var. Hoş geldiniz, buyurun efendim, buyurun. Sağ olun. Buyurun efendim. Ben bir şey soracaktım. Bu pembe ablalar buralarda bir yerde bir kumpanya eğlencesi yapıyorlarmış. Nerede biliyor musunuz? Eğlence mi yapıyorlarmış? Siz de bilmiyorsunuz demek. Neyse ben bulurum. İyi akşamlar. Demek beni batırmak için kumpanya kurdular ha? Ben de diyorum niye müşteri gelmiyor? Allah bilir ne keyifli eğlenceler yapıyorlardır şimdi orada. Allah bilir ama biz de bilse fena olmaz yani. Gidip kontrol edeceğiz. Ne diyorsun patron? Bizi görürlerse öldürürler vallahi. Korkma be. Tanımayacaklar bizi. Kıyafet değiştirip öyle gideceğiz. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip benim, ben katibin, eline karışır. Katibime kolada gömlek ne güzel yaraşır. Katip benim, ben katibim, eline karışır. Bak kızım, bizde adettir. Her Ramazan'da böyle eğlenceler düzenleriz. Hele eskiden meşhur direkler arası vardı. Ama buna da şükür. Güzel değil mi? Şön papa şön. Doşenteki faşinkler gibi. Heh, aynı onlar gibi. Ama bu daha güzel. Evet. Sevgili misafirlerimiz, Cennet Kumpanyası hız kesmeden eğlenceye devam ediyor. Şimdi de çocukların sevgilisi Palyaço Selim. Thank you.
Kaçma Şahin'im. Gel buraya böleyim acına gel. Ay bırak bizi Ferhat. Adam görse ikimizi de öldürür. Ya Pembe abla bizim burada olduğumuz nereden bilsin Şahin'im? Gel şöyle öp bir bakayım beni. Gel bakayım olmaz, yanıma. Olmaz olmaz. Olmaz. Gel gel öp bir gel. Pembe. Bak makaraya aldılar seni. Aman Nazlı'nın elin ağzı torba değil ki bizesi. Allah! Pembe abla! Selam! Bak bak bak. Rezil et. Sen benim kızımın peşinde ne arasın be? Ne diyorsun Pembe abla? Öldüreceğim seni, öldüreceğim. Gerçek. Allah sizi ne yapmasın be. Rezil ettiler beni herkese. Alice düşsem bu kadar rezil olmazdım. Bayan var, bayan. Allah Allah ya. Çok affedersiniz patroncum ama ben başka bir kılığa girsek mi olmuyor muydu yani? Ne var kılığında be? Ne bileyim, böyle kadın kılığında biraz garip olmuyor mu yani? Başlatma kılığını be. Benim işletmem batmış, sen kılığının peşindesin. Ya tamam, kadın kılığına girdik girmesine de bari hiç olmazsa modayı takip etseydik. Ne bu ya? Oo, senin iyice şaftın kaymış oğlum. Oldu olacak Cemil İpekçi'ye söyleyelim de sana bir tuvalet falan diksin. Şap 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 konuşma da yürü, yürü. Ay tamam. Buyurun, teşekkür ederim. Burası. Baba. Bileti almıyoruz amca. Bilet ne kadar? Yani biletler ne kadar küçük. 17. Öde patron. Öde kocacığım. Hadi. İki kişi. Ay biraz çabuk. Ay hadi. Aa. Yürü kocacığım. Sevgili misafirlerimiz, şimdi de karşınızda tahta bacak. Biz seninle... Seni çok özledim, ara beni. Güzel örnek. Ey maşallah be. Sevgili misafirlerimiz, şimdi de karşınızda Orta Doğu'nun ve Balkanların en güzel, en cazibeli, en kıvrak kaldırıcısı Okyanus Melekçe. Şuraya bak, kanto bile yapmış adamlar. Tabii ki bize kimse gelmez. Haklısınız patroncum. Vallahi soldurmam seni. Ah çıtı pıtı, minni minni. Mis kokuyor pembe teni. Gel birazcık koklaşalım. Vallahi soldurmam seni. Yangınım var, yangınım var ve yanıyorum. Yetişin ha dostlar, düşüyorum. Ay! Yangınım var, yangınım var ve yanıyorum. Yetişin ha dostlar, düşüyorum. Binci baba yangın nerededir? Mahallemin kalbinde. Ay! Ve yanıyorum. Yetişin ha dostlar, düşüyorum. Zerif, ana bu Rıza değil mi? Örtülü. Anam ta kendisi be. Yanındaki de patron Ali. Tanımamak için kılık değiştirmiş.
Tut şunu. Zihni Allah. Ne yapıyorsunuz lan? Beş farklı kadını oynaman gerekecek. Yapabilecek misin? Tom, saçların bu kadar oyuna gelir mi sence? Hı? Öyle de ola. Buyur Fazilet, geldik. Ay sağ ol Ferhat. Beni ta evinin önüne getirdin ya. Çok teşekkür ederim sana. Dur sarılacağım. Şşt, ya ne sarılmaz Fazilet ya? Abartmasak getireceğim tabii. Taksiciyim, işim bu benim ya. Doğru, bu senin işin. Öyle beceriklisin ki Ferhat. O kaslı kaslı kollarınla direksiyonu şöyle şöyle sallaman yok. Fazilet. Tamam tamam. Borcum ne kadar tuttu Ferhat? Yok yok, borcun yok. Mahallemizin kızından para mı alacağız? Ay ne şekersiz sen. Para bile almıyor. Dur sarılacağım. Ya Fazilet dur ya. Ya ne olur be? Fazilet dur ya. Ne yapıyorsun ya? Sarılacağım çocuğum. Allah Allah Fazilet. Sokak ortasında rampayı kurmuş Ferhat'a kaça kaç çeker resmen be. Aman beyin döküz vaziyeti bilmeyiz misin? Küçüklüğünden beri abime yanıktır. Bak fırsatını bulmuş ne yapmış yumulmuş abi. Ya Fazilet tutsana karı. Yürüm onu fırsatına şimdi. Tutayım. Abi. Kız fazilet misin? Fazilet misin? Her ne karın ağrısı. Ne sarılsa benim şu gayret abinin sevgilime be. Ay yanlış anlama Sultan abla. Ben sadece teşekkür sarılması mahiyetinde şey ettim. Teşekkür sarılması. Bir de teşekkürü be. Para almadı da benden. Size iyi günler. İyi günlermiş iyi günler. İyi günler. Ya para almadı diye. Demek artık bayan müşterilerinden para almazsın Ferhat Bey. Sultan. Onun yerine sarılma, öpüşme gibi ödeme şekillerini tercih edersiniz ha? Ya Sultan ne diyorsun ya? Sus! Hem elin hazuretinden para almazsın hem de sana sarılmasına müsaade mi edersin? Ben seni kovalım kurmaz mıyım ha? Ya Sultan ne diyorsun ya? Kapat sen de dur ya. Ya tebrik ediyorum Sultan seni ya. Beni şu faziletten beni kıskandın ya. Açtın kendini açtın. Aşarım de mi? Kıskanırım da. Erkek birinde güven mi oldu? Sensiz mi gel? Kapat dur şuraya kalırsın ya. Gelme ya. Deli mi oldu be? Aman be bıktım seni kıskançlıklarından be. Evet fazilete aşığım Sultan. Büyük de bir aşk yaşıyoruz ha. Ne olacak? Ne yapacaksın? Abi, ya dur Fatoş ya. Aşığım. Sultan neredesin ya? Eve görücüler geldi. Ablam seni bekliyor hadi. Hayati. Ne olacağını şimdi görürsün canım. Yürü dayı. Sultan nereye? Bembeciğim bakma böyle göründüğüne. Turgut çok zengindir. Mısır çarşısında bir dükkanı var. Kapalı çarşıda bir dükkanı var. Sahaflar çarşısında da bir dükkanı var. Nanem. Zengin olmasına zengindi. Allah'ın gücüne gitmesi pek bir tipsizse ben bile gitmem buna. Adam mı bu? Söylemesen anlayamazım valla. Baba sen de yangına körükle gitme. Zaten içim yanıyor anam. Böyle zengin bir adam nasıl çirkin olur diye. Sultan beğenmez mi ki bu Turgut'u? Sen en iyisi git eczaneye. Sargı bezinle tevdir diyor dalda gelene. Niye kız? Ne yapacaksın ki sargı bezini? Annem Sultan bunu görünce bana bu kere visküsini mi layık gördünüz diye ikimizi kafasını delir. Gerçekten. Biz şimdiden hazır edelim sargı bezimizi. Aman saçmalama canım. Annem tamam tipsiz olabilir. Diyorum hani acaba muhabbeti iyi midir oğlanın onu da bilmiyorum. Oğlum sen annem hangi işle uğraşıyorsun? Telefonla. İste seni de alıp satıyorum. Anlıyorum canım anlıyorum. Sen annem kazandığını da telefon faturalarına yatırıyorsun demek. Kız belki muhabbet iyidir dedik annem. O da kekemeye çıktı. Yok, yokmuş. Hepten bitti. Sultan hayatta istemez. Kız ana, beni çağırtmasın. Ne oldu? Görücü gelmiş sana Sultan bak. Ay. Sultan, canım. Nasıl diyeceğimi bilmiyorum vallahi. Anam yani sen beğenmesin kızım. Yani önce şey yapmamız lazım. Beğenmesin ne demek kız ana? Bayıldım ben buna, bayıldım. Kabul ediyorum evlenmeyi. Ne? Kız giydiler mi sana? Ne? Kabul eder misin? Sultan sen iyi misin? He. Kızım. Kız senin uç başına mı vurdu ne yaptın? Yoo gayet iyiyim. Maşallah çok yakışıklı olan. Böyle yakışıklısını hiç görmedim valla.
Bah 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 bah. Anam bunun gözlerine bir şey oldu. Sultan. Anam bu kaç? 18. Kız ona ne dal geçiyorsun ya? Kenan İmirzalıoğlu gibi olan nesi var ki? Ya neyi beğenmezsin? Kenan İmirzalıoğlu'nun yanından kamyon çarpmış. Neyse ne. Ben bunu beğendim. Hemen nişan çalışmalarına başlayın. Sen de gel canım. Sana mahallemizi göstereyim. Gel. Kalk. Ne oldu bu sultana baba? Bir şey anladıysam ara bulayım abla. Eyvallah ben de anlamadım bir şey. Ben de anlamadım. Yürü. Allah aşkına çok güzel. Burası bizim cennet mahallesi işte. Senin adın neydi? Turgut. Maşallah. Aynı anda hem adını söyleyip hem de tükürebilme yeteneğine sahipsin demek. Çok güzel. Gel Turgut'cum. Aa Sultan. Buymuş kim? Nasıl koluna girersin sen bunu ya? Geçirdi abi. Müstakbel nişanlımın koluna girmeyeceğimde kime koluna gireceğim? Nişanlım mı? Ne? Ne diyor bu hala ya? Sultan bana inat yaparsın değil mi bunu? Sen mi beni kıskandırmak için? Sakin ol tamam. Tüküreyim ha. Seni kıskandırmak için yaparım ha. Ay hiç güleceğim yok da. Çok şükür ben Tuğrul'u tanıdım, sevdiğim, aşık oldum. Şimdi de nişanlanacağım. Değil mi Tuğrul? Tuğrul değil. Turgut. Turgut. Sultan biliyorum. Bunların hepsini benim inadıma yapıyorsun. Evet. Bak bunlar ne zaman... Gel. Gel Fazilet, otur şöyle. Merhaba Kazulet. Sultan. Faziletciğim otur sen otur, korkma. Hiç kimse bir şey yapamaz sana. Canım aşkım, aşkım Faziletciğim. Canım mı? Aşkım mı? Ama arabada öyle demiyordum Ferhat. Sokuldum diye kızdın bana. Aa olur mu canım? Kızar mıyım ben sana aşkım? Ben daha iyi. Niye sokulmuyorsun diye kızdım sana. Gel Biriciğim. Biriciğim aşkım. Aşkım hiç konuşmuyorsun ama. Ya az önce şunlar gelmeden bana söylediğin aşk laflarını tekrar söylesene. Hadi hadi. Hadi. Aşk laflarımı. Ben sana aşk lafları söylemedim ki sultan. Ya olur mu ya? Az önce sen bana aşk böceğim, mor çiçeğim demedin mi ya? Doğru. Dumrul değil, Turgut. Turgulcuğum, sen şöyle yanıma gelsene canım azıcık. Şöyle yan yana oturalım ha. Ne oluyor ya? Hop hop hop, sakın hop, sakın ha. Uyarım vallahi seni ya ha. Ya sen ne karışıyorsun be? Önüsü kandili. Senin iddiana kar yağdırır vallahi. Senin sevgilin benim tamam mı sultan? Sırf beni kıskandırmak için bu bulgur kırığıyla dolaştığını anlamadın mı sanıyorsun ha? Yürü sen de be. Ya hadi. Ne oldu kıskandın mı? Ha? Tamam. Sen kazandın. Seni kıskanırım sultan. Yetmez. Öperim öyle barışalım. Hem elini öperim, hem yüzünü. Gel gel. Bir de dudaktan. Uçluyuz be. Uzak dur. Unutma. Affettin mi Şahane? Affettim tamam. Hadi. Gel. Sevgili Cennet Mahallesi sakinleri. Evet. Ramazan eğlencesinde büyük dumping. Yunus'un yeni müessesesi sizin için fiyatlarında %50 indirim yapıyor. Duydun mu? Alo. Duydum, duydum. Çok iyi yapmışsınız. Akşam ben sizdeyiz ha. Tamam bekleriz Halife abla. %50 indirim şipşak. Altın verdiğimizi de söyleriz ha. Ayrıca... Gecenin sonunda yapılacak çekilişte tam 3 kişiye 24 ay Cumhuriyet altını veriyoruz. Duydun mu Nuri? Allah. Selim. Bak. Geçen sefer topu erkeğe patlattın. Milletin orucunu erkeğe bozdurttun. Bari bugün dikkat et ha. Sen hiç merak etme Muharrem abi. Bugün çok kararlıyım. Topu tam saatinde patlatacağım evvelallah. Saniye şaşmaz. Aman gözünün yağını yiyeyim Selim. Saatinde patlat. Yoksa mahallenin elinden kurtulamayız ha. Ya daha yarım saat verdim Muharrem abi. Nasıl geçer bu yarım saat?
Doğru söylersin be Selim. Selim. Efendim varım abi. Ne c**tır bu be? Sen oruçlu değil misin? Aa, doğru ya, orucum ben. Unutmuşum, gördün mü? Oruç kafa bırakmıyor ki adamda abi. Tövbe tövbe. Allah Allah. Gene mi erken patlattık abi? Kız bu gece müşteri biraz az mı yoksa bize mi öyle geliyor? Az mı? Az mı dersin sen buna? Değil mi canım? Kız gele gele bir kişi gelmiş be, bir kişi. O da bizim beleşçi Nuri'dir. Bedava girdi içeri, kuruş bile ödemedi. Buna az denmez, iç denir, iç. Yeter! Kesin hanım, kes! Ne oldu Pembe ablaya? Niye durdun? Ne oluyor ya? Anam, kime çalacağız? Aa, buradaki boş masalara mı? Nerede müşteri, nerede? Nerede olacaklar? Halil'in mekanına gittiler demek ki. Ya mantıksız mantıksız konuşma be. Niye oraya gitsinler ki? Ne var orada? Ne var? Ha. Aa, öyle deme Sultan abla, %50 indirim yapmış onlar ya. Ne dedin? 50 mi indiriyormuş? 50 mi? Görüşsüz değil mi? Bizleri rekabet etmek için promosyon yapmışlar, promosyon. Vallahi. Ayrıca çekilişte de 3 kişiye Cumhuriyet altını veriyorlar abi ya. Ne? Altın mı veriyorlar? Biz ne duruyoruz? Biz de gitsek ya, belki bize çıkar altın. Ya azıcık aysiyetli ol be. Herif bizi yok etmeye çalışırken biz gidip onların altın çekişine mi katacağız ha? Yarı profesyonel Sazan ya. Yok anam, oraya gitmemiz lazımdır. Sen de mi Pembe abla ya? Altın delisi oldunuz hepiniz ya. Yuh Kara be, çocuk, saçmalama. Altın için gitmeyeceğiz oraya. Ne için gideceğiz ha? Karşı saldırıya geçmek için oraya gitmemiz lazımdır. Görsünler bakalım müşteri kapmak neymiş. Yaşa kız Pembe abla, vallahi. Aman çekil be sen. Hadi oradan. Hadi be, sana da yarın masa. Aferin Fatoş. Bir planın var mı Pembeciğim? Anam, planım yok ama beterim var. Gel anam sen. Oraya gidene kadar. Ya ne oluyor yolda be? Yolda sen bana güzel dur bir be plan hazırlarsın. Ay. Hazırlarım Pembeciğim. Ya abi, ne oluyor? Hop hop. Tüm müşteri artık bizde patron. Bu gidişle Pembe ablalar yakında topu atarlar. Sizin ne işiniz var burada? Anam canım, ver şu mübarek elini, öpeyim seni var. Anam. Buraya senden af dilemeye geldik. Gerçekten. Bizi affet. Biz bir kabahat ettik. Ama burnumuzda sürtüldü. Dersimizi de aldık. Aldık. Senin gibi büyük bir serbaya kuru boyundan baş edebilir miyiz hiç? Sen bizim ağamızsın, paşamızsın. Büyüklük sende kalsın be patron. Ya izin ver de bari müşteri olarak da şu eğlenceyi izleyelim be. Değil mi Pembe abla? Sus. Ha şöyle adam olun. Geçin şöyle oturun bakalım. Müşterinin önünü kapatmayın. Geçin şöyle oturun. Ben hemen size servis açayım Şipşak. Ay anam benim be. Aslanım valla. Ha bak orada. Şşş. Aman abi yavaş ya. Kimse duymasın ya. Gel. Çıkar abi ilaçları. Bu
müşteri birazdan meyhaneyi terk edince patronla Rıza neye uğradıklarını şaşıracaklar. Şş, şş. Aman abi, gözünü seveyim azar azar dök ya. Tamam. Öldürmeyelim milleti. Motoru bozsunlar yeter. Merak etme sen. Ayak sesleri geliyor. Şş. Gel şuraya gel abi gel. Gel. Evet, mis gibi tatlılar Şipşak. Al çocuğum şunu. Hadi bakalım. Oldu bu iş abi. Yaşa. Yaşa. Çak. Çak. Hop, tatlılar geldi. Buyurun efendim. Ablacığım buyurun, sütlaç. Evet. Şimdi ben de burayı yapayım ablam. Çekil şuradan. Aman bir. Densiz. Abicim buyurun. Afiyet olsun. Ya Rıza be. Ya bir tabak bir şey de bize versene. Ben öldük aşıktan. Hadi ya. Hemen Selimciğim. Buyurun. Aa, ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun ya? Allah'ım. Ne oldu ya? Yeme. Yeme. Niye yemiyorum ya? Karnım aç. Allah'ım sen bu çocuğa akıllı fikir ver. Biz buraya gelirken ne konuşmuştuk hatırlasana. Hı-hı. Ne konuşmuştuk? Hiç hatırlamıyorum valla. Elinin kürünü konuşmuştuk. Hatırladın mı şimdi? Ay yedi işte. Anam yemeği başladı. Yememesi mi lazım? Yememesi lazım tabii. Dokunur ona. Sütlaç mı dokunuyor? Allah seni niye yapmasın? Anam senin şekerin var ya oğlum. Dokunur ya sana şeker. Şekerim var. Aman elini oradan ya. Çok güzel sütlaç. Tatlı tatlı yemenin acı acı çıkarması vardır Selimciğim. Ama yine de sen bilirsin tabii. Ye, ye, onu ye. Ah, karnım. Tuvalet nerede? Orada. Ne yediriniz size böyle ya? Ne bileyim abi, ne oluyor ya? Kardeşim bozuk mu tatlılar ya? Bir dakika ya. Abi. Anam şu başlıyor kız. O tatlılar bozuk değil daha malzemeyi bugün aldırdık ya. Bugün aldırdık, vallahi bugün aldırdık daha malzemeyi ya. Allah Allah. Durun beyefendi. Yere bakalım kafama. Yemekleri ilaç katacağımızı da bilir. Ne biçim müessese burası? Ne biçim müessese bu? Oysa devlet kumpanyasının yemekleri her daim tazeliyor. O zaman anam yürü cennet kumpanyasına gidiyorum. Her şey orada, eğlence nalası orada. Sana canım, sana teşekkür ederim vallahi. Sayende bak müşteriler doldu burası vallahi. Ayıp ettin gönlümün reçetesi. Asıl patrondan intikam alma fırsatı verdiğin için ben sana teşekkür ederim. Yavrum benim. Canım. Canım. Allah! Ah, ah. Ah. Kız, Sultan yanaşma o tarafa kız. Bu tarafa gel, bu tarafa. Ne var ana bu tarafta? Bak. Anam, o taraf riskli. Şile'nin denizi gibidir. Kız orası içine alır adam ha. Bilmem anlatabiliyor muyum? Geç bu tarafa. Kız ana. Yeter artık ya. Bıktım ya. Buraya kadar geldi ya. Yeter ya. Eve gidelim. Ben sana gösteririm o çılgını. Tamam Şahin, ben tamam. Sakin ol. Tamam ya. Tamam ya. Aa, bak. Görüyor musun? Bak. Aa, kimler geliyor? Ana. Fazilet'le Tuğrul. Turgut. Ama ne altı artık ya. Ya bizler hesap sormaya geldiler. Haklılar ama Şahin. Çok ayıp ettik onları. Doğru. Birbirimizi kıskandırmak için resmen kullandık onları. Nasıl yüzlerine bakacağız şimdi? Gel. Şuradalar. Gel hadi. Gel. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. Biz Turgut'la evlenmeye karar verdik. Evlenmeye mi karar verdiniz? Yapma ya. Çok sevindik vallahi. Tebrik ederiz. Yani biraz şaşırdık ama hakikaten çok tebrik ederiz yani. Nasıl oldu kız bu iş? Vallahi siz bizi kafede terk edip gidince biz de tanıştık. Birbirimizi çok sevdik. Yani tencere yuvarlandı, kapağını buldu değil mi? Onun gibi bir şeyi. Size teşekkür etmeye geldik. Siz olmasanız faziletle tanışamazdım ya. Vay be. Rica ederiz, ne demek? Arkadaşlar bak, düğününüzde biz çalıp söyleyeceğiz, tamam mı? Para falan almayacağız ha. Çok sağ olun. Hadi size eğlenceler. Sağ olun. Şuraya bak ya. Şunlar bile doğa tüm tanıştılar, hemen evlenirler. Ya biz 20 yıldır evlenemedik ya. Kara çocuk, sana ben uzak dur kızımdan dedim mi demedim mi? Öf ya. Yapma sultan. Sen de böyle an olduktan sonra nasıl evleneceğiz sultan? Ay üzülecek bu oğlan. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Buyur pembeciğim. Gönlümün içi. Siz çalmaya devam edin. Benim arkada hazırlanmam lazım. Şarkıdan sonra Ferhat'la Karagöz Hacivat yapacağız. Anam bırak sen Ferhat'ı, benle yap Hacivat'la Karagöz'ü. Çok güzel yaparız. Biz seninle beterim. Gerçekten. Senle yaparsak Karagöz Hacivat olmaz pembeciğim. Paragöz Hacivat olur. Ne? Anaş. Yürü Allah'ın bir şey. Ne oldu? Sen gittin, yası döndün. Ne haber Mithat? Anam, sevgili müşterilerimiz. Özellikle de anam çocuklar. Hı. Şimdi de karşınızda... Neydi kız? Karagöz ile Hacivat. Hacivat ile Karagöz geliyor. Ne olurdu şu dört köşe perdede bana da bir arkadaş olsa, eli yüzü düzgün, temiz, sohbeti tatlı. Oo, hoş geldin keçi suratlı. Yar bana bir eğlence, medet. Allah versin Allah, başka kapıya. Yar bana bir eğlence, medet. Şimdi gösteririm ben sana eğlenceyi. Ne vuruyorsun Karagöz'üm? Ben sana iltifat ediyorum. Sen bana vuruyorsun. Yazıklar olsun sana, yazık. Hoş geldin kazık oğlum, kazık. Aman Karagöz'üm. Ağzından çıktığı hiç kulağım duymuyor. Yarışma başlasın. Yılların tiryakisinden bıraktıysam, karar verdikten sonra bırakılmayacak hiçbir yok. Aslında şu anki rahatımla şimdiye kadarki içtiğim yıllarımı acıyorum. Hayat senin, karar senin. 171 sigara bırakma hattı. Ay! Kız ben sana kaç defa o Ferhat'ın yanında yöresinde oynamayacağım demedim mi? Eli işte, göz oynaştı. Sen beni katil mi edeceksin kızın katili? Karışma! Bana bak, karışma kıza, ben neredeysem sen baba. Şu kızı korumaktan vazgeç artık, yeter be. Amerika'nın İsrail'i koruduğundan daha fazla sen bu kızı korudun. Ne yaptım ben be? Ne yaptım ya? Ulan konuşma. Canım zengin oğlanı kaçırdın. Bak ne yaptı o dört göz fazilet karısı, kaptı zengin oğlanı. Sen avcunu yala. Yala odana yürü. Yürü dedim, odandan çıkmak yok. Ya. Seni öldüreceğim kız, yürü. Kapıdan dışarı aldı bunu. Yine mi hücrecim karşısında, yine mi ya? Bak hala konuşuyor. Ev mi, yürü açık, cezaevi, belli değil ya. Şahane. Pera sen miydin? Ödümü kopardı be, Allah seni ne yapmasın bilmem ki. Gecenin köründe ne işin var burada? Ferhat sen ne zaman uslanacaksın be? Ya gene mi merdiven dayadın pencereye ya? Anam merdivenin üstüne yıksın da gör. Ne merdiveni Şahane'm ya? Ne merdiveni? Merdiven falan yok. Merdiven yok. Nasıl çıktın peki buraya? İnsanın boyun uzun olması suç mu Şahane'm ya? Bak. Aa bu ne be? Bizim kumpanyadaki tahta bacak vardı ya, ondan bacaklarını rica ettim.
Sana lazım değilse ben şurada bir tur atıp geleyim usta dedim. Sağ olsun kırmadı beni. Ferhat sen hakikaten delisin ha. Tebrik ederim Şahane. Doğru tanımışsın beni. Pembe abla ağzıyla kuş tutsa bizim kavuşmamıza, görüşmemize mani olamaz. Sen de bu azim olduktan sonra doğru dersin ha. Ya bırak şimdi muhabbette. Şöyle azıcık yaklaş da bir öpeyim seni. Gel. Ya saçmalama be. Sırası mı şimdi? Ya gündüz oruçluyuz diye öpemiyorum Şahane'mi ya. Bundan büyük fırsat mı var? Gel şöyle gel gel. Gel bakayım gel. Gel gel. Öpüyorum Şahane'mi. Merdiven dayamış pencereye. Ya ne merdiveni be? Merdiven dayayacak kadar salak mıyım be? Manda yuva yapmışsın. Selim, koş. Baltayı getir şunun bacaklarını dorayım. Yaksana saçmalama be. Git, çabuk kal. Anam nasıl da yürür kız boyu senden bir senden uzunmuş. Selim. Yürü yürü. Gel vatandaş gel. Çiçeğe gel. Karanfilin güzeli, orkidenin özeli buradadır be. Ne kadar bu güllerin fiyatı? Ay 5 lira ablacığım. Gül vereyim mi sana bir tane ha? Ver ablacığım ver. Yaşa. Bir tane gül verir misin? Ablam tamam abi. Hemen vereyim abicim sana gül vereyim. Gülü bana versene. Ha? Tabii canım verin gül. Hepinizin işini göreceğim abicim. Gül de ben alayım. Gel gel. Buyurun gülünüz. Solmasın yüzünüz. Hep gülünüz. Ay ne kadar güzel. Şuraya bak. Ben şifa niyetini bir tane müşteri bile bulamazken hepsi uynağın başına çekirge sürüsü gibi üşüşmüşler anam şuraya bak. Allah buralara bak ne bereket diyor. Eh buyurun abicim gülünüz 5 lira 5 nakittir 5'tir Emin. Abi bundakinden alma be. Benden al anam buradan al. Bak. Aman burada anam şuradan al. Kız sakın almayın abicim ondan anam, onun çiçekleri pürsüktür be. Pürsükmüş senin arandır ha pürsük. Kurban olasın sen benim diri vücuduma. Asıl sen kendi vücuduna bak. Kış kokoş. Ha şuna bak konuşamam. Çevizlik bana ırsından çatla pembeciğim. Ve satış yaparım sen yapamazsın. Gel gel anam şahane çiçeklerim var valla. Bak ha bak bak anam bak şahane çiçekleri. Anam al şuradan bir. Yok ben o hanımefendiden alacağım. Hı? Ne? Bir demet karanfil. Evet güzelim. Al bir demet papatya. Güzel bulsun. Müşteri bugün paso sana geliyor kız. Yoksa o kuruşu kısmet karşısına bir plan mı yaptırdın kız sen? E? Ay saçmalama be. Bebeğimiz cebinde olunca uğurlu geldi bize. Kısmetim açıldı o çok şükür. Zaten seni de gördüğü gibi. Hep ben satış yaparım. Sen de avucunu yalarsın bebeğim. Öyle mi canım? İyi yap sen satışını yap canım. Arkandaki nedir? Hangi ha, orada. Orada bir şey var anam orada. Ha, bak seni oraya anam. Anam bak orada bak orada. Ay. Nedir o iyi bak kız. Çatı var. Allah. Kız uydurma be hiçbir şey yok orada. Hay Allah yarabbim. Bana öyle geldi demek ki. Neyse anam abi müşteri bak ha müşteri geldi. Ha abi gel gel ablam gel çiçeğe gel ha. Ha tabii eve gül vereyim. Ama demiyorum ama bir kukla istersen ablacığım ha. Yapış. Ben de karanfil alabilir miyim? Buyurun. Siz de kuklayın anam. Ha, iyice kuklayın anam. Buyur bir. Hapşu. Anam bak bu kadının çiçekleri hormonludur anam valla. Hatlarım ilaçlıdır bunlara. Hepsi hormonlu. Gerçekten ama benimkiler öyle mi anam? Doğadan bak. Hapşu. %100 natural valla. Oh valla işte bak kokluyorum bir şey olmuyor. Abla ben sizden alayım. Al anam al. Ama abla ya durun be. O çiçeklerden almayın be. Benden alın. Benimkiler gerçek çiçektir ha. Anam sen al. Nerede parayı vermedin kız? Parayı vermedin kaçıyor. Sen para vermedin gittin kız ama çok yaşa be. Al. Al. Gel. Çiçeğe gel al ama. Anam ne yapacağım çiçekler burada. Ay, kara biberden. Hapşu. Hapşu anam sana. Ne oldu? Anam kaçının teki parayı vermedi işte ya.
Ama çok güzel. Yeter ha. İşte böyle Şahin Bey. Problem. Günaydın patron. Aa, hayrola patron. Gel Rıza gel. Sağ olsun Şahin baba, şu pembelerin kumpanyası konusunda bize yardımcı olacak. Eyvah eyvah. Dediğim gibi Şahin Bey, şu pembelerin kumpanyası yüzünden benim dükkanım iş yapmaz oldu. Sizden ricam, ikna edin onları. Bir daha orada eğlence yapmasınlar. Sen hiç merak etme. Ben onları nasıl ikna edeceğimi gayet iyi bilirim. Patron, delirdin mi sen ya? Bunların niyeti kötü. Bir fenalık yapacaklar pembe ablalara. Ne oluyor? Bir şey mi var? Yok, yok bir şey abi. Şey, yalnız pembelere falan zarar vermeyin. Yanılma darp olmasın. Kim arıyor uyarın yeter. İyi. Madem öyle istiyorsunuz, kibarca uyarırız. Sağ olun. Buyurun. Bu da ilk ödemeniz. Bize müsaade o zaman. Müsaade sizin. Hayırlı haberlerinizi bekliyoruz. Baba, sormasayıp biz bunları nasıl kibarca uyaracağız? Biz ne anlarız kibarlıktan? Göstereyim canım. Tabancanızı çekip bacaklarına kiş sıkacaksınız. Ateş ederken çok affedersiniz bayım. Canınız yandı mı diyeceksiniz. Mafyanın kibarı da bu kadar olur ya. Eyvah! Bunların niyeti kötü. Hemen gidip pembe ablaları uyarmam lazım. Selam millet. Sen bu kahveye nasıl gelirsin be? Eceliyle mi susadın? Selim yakalayın şunu. Cübertin vay diyet şahsiyette. Durun yapmayın. Ya. Durun. Durun. Önemli bir şey söyleyeceğim ya. Durun bir dakika. Neymiş o önemli şey? Patron sizin kumpanyayı durdursun diye mafya tuttu mafya. Ne? Ne diyorsun sen ya? Yeminle. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Gerçi niyeti sadece sizi korkutmaktı ama adamlara özellikle rica etti. Vurmak kırmak yok diye. Ama adamlar aralarında konuşurken duydum. Hepsinin bacaklarını birer tane sıkarız olur biter dediler. Yapma ya. Yarın da futbol maçımız var iyi mi? Bacak lazım bana. Gene salakça bir laf ettim değil mi? Abi ne yapacağız şimdi? Kumpanyaya falan çıkamayız artık ha. Doğru çıkamayız. Bu iş yatar. Saçmalamayayım be. Her önüne gelen zorbaya boyun mu eğeceksiniz? Hiç mi mücadele etmeyeceksiniz? Beter haklı be. Yakışır mı bize ekmek teknemizi bırakıp gitmek ha? Ha? İyi de adamların tapançaları var be. Bizde de zehir gibi saksı var kardeşim. Elin oğlu topuyla tüfeğiyle gelsene fark eder. Hepsini alt ederiz Everal. Yaşa be beter. Hepsini alt ederiz. Hepsini. Ederiz tabi abi. Dinleyin beni. Tamamdır. Geldiniz. Eyvallah koçum. Tabii kayıp bakayım. Kalk. Haydi kalk sen de. Buyurun efendim. Buyurun oturun abiciğim.
ilacın tadını çıkarın. Böyle ilacı bir daha göremezsiniz. Sadece biz değil, kimse göremeyecek. Bu kumpanya sizin son eğlenceniz olacak. Vallahi pek bir şey anlamadım ama gene de iyi eğlenceler abi. Çok değerli konuklarımız, şimdi karşınızda meşhur sihirbaz Mandrak Yemeter. Ne yapıyoruz abi? İzleyelim şu hokkabazı da sonra dağıtırız. Teveccühünüze teşekkür ederim. İlk numaramız adam kaybetmece. Bu dolaba sokacağım bir insan biraz sonra başka bir yerde olacak. Kim gönüllü olmak ister? Çok özel bir konuk arıyorum. Çok özel bir konuk arıyorum. Siz beyefendi. Ben beyefendiye büyük bir alkış lütfen. Hayda, ne oluyor be? Şimdi size efendim bu dolaba sokacağım. Kapağı açtığımda burada olmayacaksınız. Beyefendiye büyük bir alkış. Gel abi, gel abi, gel, gel. Durma abi, gel. Tamamdır. İşlem tamam. Evet, hazırsanız şimdi dolabı açıyorum. Lütfen sessizlik efendim. Lütfen sessizlik. Ne oldu ya? Bir anda yok oldu. Yok. Allah Allah. Nerede? Nerede benim adım? Nereye koydunuz? Rica ederim beyefendi, sakin olun. Birazdan ortaya çıkacak efendim. Oturun siz. Şimdi karşınızda... Alemin en büyük kantocusu, Cennet Mahallesi'nin kraliçesi, Cihan Yandı Pembe. Herkes kayboldu ortalıktan. Ne oluyor be? Oyuna mı geliyoruz? Paniş yok, paniş yok. Paniş yok. Sakin olun, sakin olun lütfen. Efendim şimdi son numaramızı yapıyoruz. Selim. Selim. Kova. Buyurun. Kova. Hemen. Buyurun. Yüksek etkili yeni sakızınız Dividend Aktif pis yediliği sunar.